Evet sevgili arkadaşlar, depremin üstünden bir haftadan fazla geçmiş oldu. Ancak ben e, yine de sizlere haber vermek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu konuda, bu kısımda konuşacağımız haberlerde son derece enteresan haberler var. E, eğer yanlış anlaşılmalara mahal verecek bir durum olursa da şimdiden özürlerimi sunuyorum. Çünkü e, mühim bir husus var. İlk olarak TFF'nin yol haritası. Şimdi Mehmet Büyükekşi önderliğinde bir kriz masası kuruldu TFF'de. Kimsenin aklında evet futbol yoktu ama mecbur. 10 ilde 13 milyon kişilik bir coğrafya etkilendi. Türkiye'nin ciğeri yandı. Hala yanmayı sürdürüyor. Süper Lig mecbur oynanacak. Bakın mecbur oynanacak. Birincilik, ikincilik, üçüncülük mecbur oynanacak. Hatay Spor ligden çekildi. Gaziantep ligden çekildi. Hani bunun yanı sıra da birçok konuşma var. Onları da konuşacağız. Artı Fenerbahçe, Konya Spor, Ümraniye Spor, Adana Demirspor ve Giresun Spor, Kayser Spor maçları tam oynanacağı gün ertelendi. Bunların da takvimini çıkartmak zorunda. Aynı zamanda Beştaş Antalya Spor maçı Hatırlarsınız bir patlamanın üstüne Taksim patlamasında sanırım ertelenmişti. Onlar da araya sıkışacak. Ee, Ohal bölgesi kritik. 3-4-5-6 maç, işte Mart periyodunda maçlar oynanacak. Resmi duyum yapılmadı. 10 ilde Ohal ilan edildi. Ve mecburen e, bu takvime sıkıştırmak zorundalar. Belki bugün, belki yarın e, artık maç takvimini de açıklamak zorundalar. Not. Arkadaşlar bunu ister dua olarak algılayın ister dengesizlik olarak algılayın. inşallah açıklanır ve kuralına uygun bir şekilde oynanabilir. Niye bunu dua olarak algılayın diyorum. Niye yanlış anlaşılmalara mahal verebilir diyorum. Arkadaşlar eğer her şey yolunda giderse ki gitmesini istiyoruz bu bir duadır. Her şey yolunda gitsin artık başka deprem olmasın başka canlı, canlar yanmasın istiyorum. Ee, i̇nşallah bunu da yanlış anlamazsınız. Tabi gerçi yanlış anlayacak kişi her şeyi yanlış anlar. Depremin ardından transfer dönemi ikinci kez uzatılıyor. Bakın uzatılabilir demiyorum uzatılıyor. Normal şartlarda Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi e, ikinci kez uzatmak için FIFA'ya başvurduklarını belirtti ama FIFA bunu uzatır. Normalde 18 Şubat'a kadar uzatıldı ama bunun evrak işleri var. Özellikle o bölgedeki takımınların futbolcularının da aktarılma işlemi olacağı kadar 5 Mart'a kadar FIFA'dan uzatma talebinde bulunuldu. Ve %99 ihtimalle bunu kabul edecek FIFA. Gaziantep Futbol Kulübü, Hatay Spor, Adana Spor, Yeni Malta Spor gibi kulüplerle ilgili de açıklama var. Onu da söyleyeceğim. Hani çekilen kulüplerdeki oyuncuların transferiyle ilgili yönetim olarak izin aldık. FIFA'dan da izni bekliyorduk. İzin de geldi diyor. Hani normalde bitti ama transfer dönemi. Biz 10 günlük izin aldık. Tekrar bir izin daha aldık diyor. Arkadaşlar bakın gerçekten söylüyorum. Beni daraltan bunaltan kişiler var. Bak millet şunu aldı bunu aldı. Biz niye hala kimseyi almadık diye. Yani sorsam 3 gün önce 4 gün önce kanaldakilerin yarıdan çoğu diyeceklerdi ki işte ya transfer konuşmanın zamanı mı? Ama artık acılar biraz daha e, yerini günlük hayata bıraktığı için artık transfer soran arkadaşlarımız var eğer Gaziantep gibi, Malatya gibi, Hatay gibi takımlardan yabancı futbolcu alırsan sahaya 9 yabancı ile çıkabileceksin arkadaşlar. 8 artı 1 şeklinde. Birinciliktekiler alırsa da 5 artı 1 şeklinde çıkabilecekler. E, ve hani e, hocalar bir sezonda iki takım çalıştırınca üçüncü takımı çalıştıramıyorlardı. TFF'nin yetkisinde bu durum. Bu karar alıp başka bir takım çalıştırabilecekler. Futbolcularla ilgili kararda FIFA'da. Eğer futbolcular da iki kulüpte oynadıysa sırf bu kulüpte oynayan oyuncular için üçüncü bir kulübe transfer için izin bekliyoruz diye. Hani mesela şöyle düşünün e, transfer sürecinde Gaziantep falan da futbolcu aldı diye hatırlıyorum. E, ya da Hatay Spor. E, onu oynatamayacaklardı normalde çünkü lisan soruya çıktığı için bunlar da çıkacak. Şimdi bu kısım tepkilere sebep olacak kısım bu kısım. 5 takımın çekilme talebini onayladık diyor Mehmet Büyükekşi. İkincilikten Adıyaman FK, Diyarbakır Spor. Üçüncülükten Kahramanmaraş Spor, Osmaniye Spor ve Malatya Arguvan Spor'un çekilme taleplerini onayladık. Hocam Diyarbakır'dan dolayı mı? Hayır. Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya Arguvan Spor. Hocam bunlar yok. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Deprem değişik bir olaydır. Kimilerine göre fırsattır. Nasıl fırsattır? Gider ev kirasına fahiş zam yapar. Battaniyeye zam yapar. İşte lokantasına gelen e, kişilere saplam, e, hesaplamak için gider zam yapar. Sağolsun çarşı grubu gider basar. Çarşı grubunun basması yetmez. Devlet de gider basar. 1 milyon 860 bin lirayı, şey, 680 bin liraya haş diye saplar. Öyle olmaz böyle olur der. Yetmez. Adana Demirspor taraftarı sanırım gider bu tesisin önünde çorba dağıtır. Onlardan içmeyin buradan için alın ücretsiz diye vatandaşımız cezasını verir. Ancak bir de bunun dışında bazı kulüpler var. Şimdi bakın deprem bölgesinde olan İskender'in sporun herhangi bir talebi olmamış. Lige devam edeceklermiş. Yani ikincilikten Şanlıurfa Spor ve Ahmet Spor'da lige devam etmek istediklerini söylemişler. Üçüncülükte Kahramanmaraş'a falan bunları söyledik. Üçüncülükte Karbel Şanlıurfa Spor devam etmek istediğini söyledi. Çekimlerin takımların durumunu onayladık. Hak kaybı olmadan önümüzdeki sezon bulundukları ilklerde devam edecekler. Küme düşme de söz konusu olmayacak. Ve önümüzdeki toplantıda küme düşme sayısını belirleyeceğiz diyor. Buraya kadar sıkıntı değil. Şimdi devam etmek isteyip kulüp binası yıkılanlar var. Başka şehirde oynayalım diyen var. Bir futbolcusu, hocası vefat edenler var. Allah rahmet eylesin tabii ki de şimdi Ahmetspor Spor, Karaköprü Spor, Şanlıurfa Spor'da şu an depremde herhangi bir büyük sıkıntısı yok diyor. Devam edeceklermiş de. Belli bir sürede başka lig şehirde oynamak istediklerini belirtmişler. Şimdi buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Şimdi gelelim tepki yerine. Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu Spor ve Niğde Spor çekilmek istediklerini iletmişler. Önceki gün kamuoyuna açıkladık. Tefife Yönetim Kurulu olarak bir karar aldık. O kararda devletimizin ilan ettiği 10 tane ildeki uygulanan olağanüstü hal kanunu yani o hal uygulanan illerde çekilme taleplerini onayladık. O hal dışındaki illerin taleplerini de kulüpler birliği aynı görüşü paylaşıyor. Lig sonuncusu veya son 2-3 sırasında yer alan kulüpler var. Bunları reddettik diyor. Şimdi Galatasaraylı hiç kimseyle şu süreçte karşı karşıya gelmek istemem ya da yanlış anlaşılmak istemem. Ne bileyim e, Trabzonsporlu, Beşiktaşlı kardeşlerim beni anladılar. Yani anladıklarını düşünüyorum. Bana kini olan, öfkesi olanlar bile beni anladılar. Nasıl bir insan olduğumu bence artık idrak ettiler ve e, adım kadar da eminim hani bana karşı içlerinde kötü bir niyet yoktur. Affınıza sığınarak bu konuyu konuşmak istiyorum. Yani konuşmak istediğim konu çok önemli. Niğde spor konusu. Şimdi ee, niye alfanıza sınav hocam ya dilindeki baklayı çıkart işte ee, dur neydi onun adı Niğde spor değil Niğde Anadolu FK bahsedilen kulüp bu sanırım. yani Niğde spor diye kastedilen bu. Arkadaşlar Niğde Anadolu FK Galatasaray'ın pilot takımı. Niye Galatasaraylılar kızmasın diyorum? Elinizi vicdanınıza koyun. O yüzden bana kızmayın. Bak yalvarırım bana kızmayın. Ben bunu e, hani deprem ortamındayız şu bu diye hiçbir şekilde dile getirmedim. Ama e, bugün bunu dile getirmek zorundayım. Niye biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Nide Anadolu FK ligden çekilmek istediklerini belirtti. Diyeceksiniz ki ne var bunda hocam çekilsin. Ya arkadaşlar NİD'de de? O kadar etkilemedi. Bak Kayseri'de de o kadar etkilemedi. Niğde'de de o kadar etkilemedi. Bir kere bunu şey yapalım. Tesislerimiz yıkıldı diye bir paylaşımda bulundular. Merak ettim Niğde Anadolu FK'nın sayfasını. Niğde Anadolu FK diye. 6 Şubat'ta bir paylaşım. Deprem dolayısıyla kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere dışarıda kalarak soğuktan etkilenen Niğde halkını futbolcu ve çalışanlarımızın da desteğiyle kulübümüzün tesislerini de ağırlamaktayız diye. Yani yıkıldı... Ya da ağır hasar aldığı denilen e, kulüp binasına, tesislere vatandaşlar yerleşmiş. Ki boy boy resimleri var. Yani şu anda da bazı taraftarlar yazmış. Tüm Türkiye sizi deprem fırsatçısı olarak anıyor diye yazmışlar. Likten çekilmek istiyoruz, tesislerimiz yıkılı demiştiniz. Gördük tesisleriniz gerçekten yıkılmış diyenler var. Şimdi milletin tepkisine çektiler. Bak milletin tepkisine çektiler. Ben buna yani bir de puan sıralamasında ligde son sıradalar. Yani 20 maçta 10 puanları var. 18 takımlık yani 18 takım var 34 maça çıkacaklar son sıradalar. Şimdi arkadaşlar milletin de tepkisi var. Ben Gerisini size bırakıyorum. Yani bunların taleplerini onaylamamış federasyon. Hayatında ilk defa Mehmet Büyükekşi'ye içtenlikle teşekkür ediyorum. Kimsenin hakkını kimseye yedirmediği için. Tarsus İdman Yurdu. Bakın Mersin'in takımı. Sivas Belediyespor. Sivas'ın takımı. Bana kimse Martavalı okumasın. Sivas, Kayseri, Mersin, Niğde. Ya 3-5 tane dandik yapı vardır. Çok ama çok çürük yapı vardır. Bu artçilerde sallanmıştır. Lafım yok. Ama tesisin iyiken. Futbolcun etkilenmemişken, o hal bölgesi takımı değilken, krizi fırsata çevirmek ya da çevirmeye çalışmak tepkilere neden olur. İnsanlar da buna tepki gösteriyor. Ben kesinlikle ve kesinlikle teşekkür ediyorum. Yani kesinlikle teşekkür ediyorum. Çok akıllıca, çok akıllıca bir e, cevap olmuş. Onu da söyleyeyim. Eğer ligden çekilmeleri kabul edilseydi ben bunu dile getirecektim. Özrümü de bu yüzden diliyorum. Eğer ligden çekilmeler kabul edese ben bunu dile getirecektim. Çok da tepki alacaktım. Diyeceklerdi ki deprem sırasında aklına bu mu geldi? Fikrine bu mu geldi? Arkadaş yeryüzünde hiçbir canlı hiçbir canlının hakkını yemesin. Boynuzsuz sus keçi. Boynuzlu keçiden hesap soracak. Arkadaş senin niye boynuzun vardı? Anlatabiliyor muyum? Soracak. O yüzden federasyonun bu kararı güzel. Bize alakadar eden kararı 3-4 Mart'a kadar ya da 5 Mart'a kadar transfer dönemi olacak muhtemelen diyecektir ki Ali Koç için uzatıldı. Ulan Ali Koç için Nisan'a kadar uzatsalar yapmayacaksa yapmaz Ali Koç. Bu kadar da üstümüze yüklenmeyin. Haluk Levent trafik kazası geçirmiş ki kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Haluk Levent e, Pazarcı'ya giderken deprem bölgesinde bir e, çukura girmişler. Durumum iyi diyor. Boğazında boğazlık vardı, boyunluk vardı. Pardon boğazlık demem, boyunluk vardı. Ben dedim o şekilde bile devam eder. O şekilde de devam ediyor. Allah bu deprem sürecinde kalbi iyi olan, insanlara yardım niyetli olan ve insanlara yardım eden herkesi bir ömür ve ömürden sonra korusun, muhafaza etsin. Kalbi kötü olan, insanları engelleyen, engellemeye çalışan. Mesela benim Twitter hesabım 12 saat ceza yedi. Sebep? Arkadaşın biri benim burada kullandığım kelimelerin yerine siz boşaltıp oraya küfür ekleyebilirsiniz kendi e, hayal dünyanızda arkadaşın biri yazmış Çinli bir arkadaşa peynir ekmek ikram ediyorlar ya bu kafirdir demiş bu gönderiyi beğenen de kafirdir, retweet eden de kafirdir demiş İslam dininde böyle bir şey yok demiş bir de bunun gibi e, akrabasını sevdiğimin evlatları çıktı yani akrabalarını çok sevdiğim Böyle çocuklar türede. Bunlarınki Müslümanlık değil. Müslümanlık böyle bir şey değil. Milleti dinden imandan çıkartmak değil. Lan da, e, yaprak, ağaç, yaprak, bitki, tohum, dal, dal ve yapraktan oluşan arkadaşım. Siz kimsiniz lan milletin dinini, imanını bu kadar sorguluyorsunuz. Şuraya yardım yapmayın. Yaparsanız vatan hainisiniz. Lan yani şuna ne gerek var? Şunu deyin. Elinizden geldiğince yapın. Arkadaşlar o bölge şu kadar adamı kabul ediyor. Şu kadar afatçıyı kabul ediyor. Yapamıyorsanız da en azından retweet yapın. Milletin gönderisini paylaşın ki faydanız olsun deyin. Deyin ki kim bir bak kim Hazreti İbrahim'in ateşine Nemrud'un yaktığı ateşe karınca misali kim bir damla su taşıyorsa Allah gani gani razı olsun deyin. O e, yaprak arkadaşımıza dal ve yaprak arkadaşımıza bir soru da şuradan sorayım. Hani kafir oluyormuş ya. Diyelim ki kası yersin ya da ne bileyim sucuk markasının görevlisisin marketlerde. Önüne gelene işte orada pişirip tattırıyorsun buyurun yiyin buyurun yiyin diye. Onların kaçının İslam'ına, Müslümanlığına kefilsin. O zaman sen tattırdığın herkesin dolayı kafirsin. İkincisi ulan sen milleti tahrik ediyorsun. İslam dininde provokatörlüğün Milleti tahrik etmenin, provoke etmenin nasıl bir ceza olduğunu, nasıl bir karşılığının olduğunu biliyor musun? Ve son olarak da şunu soruyorum. Ee, hani Müslümanız elhamdülillah diyorsun ya. İnandığın Allah'tan mı daha çok korkuyorsun? Yoksa makamını kaybetmekten mi? Mevkini kaybetmekten mi? Ekmeğini kaybetmekten mi? Ne bileyim takipçi sayını kaybetmekten mi? Bunları da sor, sorgulamak, cevaplamak lazım. Gelelim transfer konusuna. Buraya kadar içimi döktüm. Vallahi hiç kusura bakmayın. kızın. Öfkelenin. Bana patlayın. Yazın yoruma. Canınız sağ olsun. Bugün bana patlayın. Hiç sıkıntı değil. 12 saat Twitter'dan ceza aldım. Ee, uzun zamandır da bu kadar enteresan küfürler etmiyordum. Sağ olsunlar ettirdiler. Ama bana patlayın. Boşver. Yani çıkıp da sosyal medyada ona buna kızıp şey yapmayın. Özellikle siyasi olarak e, her türlü paylaşımdan kaçınmanızda bir kardeşiniz olarak tavsiye ederim. Pierre Emerick Abumeyang. Fenerbahçe'ye sürpriz öneri. Şimdi transfer çalışması Fenerbahçe'de sürüyor. Sürüyor sürmesine ancak Fenerbahçe'ye çok fazla öneri var. Chelsea'nin Gabonlu yıldızı Pierre Emerick Abumeyang Fenerbahçe'ye önerildi diyor. Arkadaşlar bu yeni değil. Birincisi bunu söyleyeyim. Nasıl yeni değil? Yeni değil. Bu yeni değil. İkincisi gözden çıkarttı. Sezonun ikinci bölümünde tribünde oturmasındansa başka bu kulübe gitmesini istiyorlar. ABD ekibi Los Angeles'a önermişler. O da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyormuş. Vesaire vesaire. E, Fenerbahçe'de alırız ama bizim yabancı kontenjanımız dolu göndermemiz lazım diyor. Yeşil ışık yakılabilir. E, sezonun geri kalanında maaşı 3 milyon poundmuş arkadaşlar. Yani yıllık 6 milyon pound kazanıyormuş. Ve Fenerbahçe bu rakamı kesinlikle ödeyemez. En az yarısını öderse belki. Ve Fenerbahçe'nin e, benzer bir, hani Fenerbahçe'nin tavrı önemli. Kimdir Abumayan? 18 Haziran 89 doğumlu, 33 yaşında, 1.86'lık Santrafor. Gabon uyruklu, Fransa doğumlu, 12 milyon euro piyasa değeri olan, sezon başında Chelsea'nin transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamayan isim. 18 maça çıkmış, 3 gol, 1 asist var, 849 dakikada. <laughs> Barcelona'dan 12 milyon euroya almışlar hem de bu yaşına rağmen. Yani zamanında çok ama çok ciddi bonservis bedelleri ve piyasa değeri görmüş olan Dortmund, Arsenal, Barcelona, şimdi Chelsea, Saint-Étienne, Milan, Monaco, Lille, Lyon gibi takımların da formasını giymiş bir isimden bahsediyoruz. Forvet, kanatlarda da oynayabiliyor ama az forvetlik yapabiliyor. Şimdi Abu Meyang'ın Fenerbahçe'ye gelmesi için 3 tane olayın arka arka olması lazım. 1. Valencia'nın satılması ya da gönderilmesi lazım. İhtimal var mı? Ben sanmıyorum. 2. Batshuayi'nin 15 milyon euroluk bir teklif vardı. Ancak orada transfer dönemi bitti. Yine de 15-16 milyon euroya satılması lazım. Böyle bir ihtimal var mı? Zor. Üçüncüsü de FIFA'nın Türkiye'deki kulüplerden yurt dışına gidecek futbolcular için yurt dışındaki kulüplere ek transfer hakkı tanıması lazım. Yani hem Valencia'nın hem Batshuayi'nin ikisinin birden gitmesi lazım. Aboumeyang gelsin. Aboumeyang, Ca Pedro, Serdar Dursun şeklinde devam etmemiz için. Üç ihtimalde olmayacağı için ben Aboumeyang'ı kesinlikle beklemiyorum. Hocam yazın olur mu? Şimdi şunu söyleyeyim. Bana kalırsa bu benim kişisel fikrim. Buna katılmak zorunda asla değilsiniz ki katılmayacağınızdan da eminim. Bana kalırsa ben Icardi'yi getirmezdim. Mesela 7 milyon euro yıllık ücretten bahsediliyor. İmkanım olsa bedava kiralama 7 milyon euro yıllık ücret ben getirmezdim Icardi'yi. Harbi söylüyorum getirmezdim. Senin gibilere şu müstehak. Ben getirmezdim. Çünkü derdi katkısından büyük olabilir. Yarın bir gün canım sıkıldı ben eşimle tartıştım oynamıyorum ulan dese yaptıracağın hiçbir şey yok. Eskiden Bostman kuralı var, e, olayı var biliyor musunuz Bostman kuralı olayı. Eskiden mesela atıyorum kafadan X futbolcu Fenerbahçe'de sözleşmesi bitti yine de bonservis ödenecek. Bonservis ödenmeden başka takıma gidemezdi. O yüzden futbolcular ne yapıyordu? Sözleşmesi bitsin bitmesin. Canla başta oynuyordu. Kimse kadro dışı kalmak istemiyordu. Şimdi kadro dışı bırakamıyorsun. Lemos geliyor yatıyor. Jorah Beşiktaş'ta gidiyor yatıyor. Değil mi? Falcao Galatasaray'da geldi yaptı. Bu kural olsa o zaman Icardi'yi isterim. Ne, ne bat şu aynen uğraşacağım Çatır çatır forvetlerim getir derim. Ama şimdi durum bu. Ben Me'yang ismini istemem. 33 yaşında. Ha Me'yang'ın aynısından 21 yaşında olanından bulursan sözleşmesi boşa çıkmış. Transfer market değeri 20 milyon euro. Çıktı sana dedi ki ulan bana 5 milyon euro vereceksin yıllık ücret. Düşünürsün 5 kere 5 yıllıkta sözleşme yaparsın 25 milyon euro. Oraya da yazarsın 5 kere 5 25. Ben seni kaça serbest bırakırım? 35 milyon euro serbest kalma bedeli. 35'e de orada imza atarsın. İkinci senesinde göndersen 10 milyon euro yıllık ücret verip 35'e satarsan 25 kâra geçersin. Bunu kabul ederim. Ama şu ekonomide, şu şartlarda imkansız. Ve abumeyangı beklemeyin derim. Ama Premier Lig'den Başka futbolculara kapımız açık mı? Açık. Onları da konuşuruz bakalım. Görüşmek üzere.